Size daha önce Aristo'nun, Platon'un, Descartes'in, Schopenhauer'in, Bertrand Russell'ın ya da birçok önemli filozofun eserlerini tek tek inceleyeceğimizden bahsetmiştim. Hem YouTube'da hem Twitter'da hem Instagram'da birçok yerde bunu duyurmuştum ve şimdi ilk eserle başlıyoruz. İlk inceleyeceğimiz kitap Platon'un Sokrates'in savunması kitabı olacak. Bu hem felsefe tarihi bakımından epey önemli bir eserdir hem de Sokrates Platon için gerçekten bir dönüm noktasıdır. Zira Sokrates Platon'un öğretmenidir ve idam edilmesi de Platon üzerinde gerçekten önemli tesirler bırakmıştır. Hatta bu yüzden Platon eserlerinde özellikle diyalog yöntemini kullanmış ve Sokrates'i baş karakter yapmıştır ve söylemek istediği şeyleri Sokrates'in ağzından aktarmıştır. Tabi gençlik dönemi diyalogları, olgunluk dönemi diyalogları ya da yaşlılık dönemi diyaloglarında bir anlatım farkı var. Genelde en başında Sokrates ne anlattıysa onun anlattığı şeyler Sokrates'in felsefe anlayışı ve ideali aktarılmaya çalışılmış. Yani adam hocasına minnet borcundan ondan ne duyduysa ne öğrendiyse hatırlayabildiği kadarıyla biraz da belki doğaçlayarak nakletmeye çalışmış ama daha sonra yavaş yavaş kendi fikirlerini de eserlere dahil etmeye başlayınca bir süre sonra artık yaşlandığı dönemlerde Sokrates'ten ziyade kendi inancı ön plana çıkmaya başlamış. Zaten tüm eserleri sıra sıra incelerken bunlardan da bahsedeceğiz. Şimdi ben şu anda Panama yayınlarından çıkan versiyonundan okuma yapacağım. Ama savunma yani apoloji birçok yayın evinden çıktı. Öyle bir tane tercümesi olan bir kitap değil. Zira felsefe tarihindeki en popüler kitaplardan biri. Ve ben 4-5 tane farklı tercümesini okudum ama ahım şahım bir fark yakalayamadım. Yani bu hakikaten mükemmelmiş ya diğerlerinden çok daha iyiymiş diyebileceğim bir çeviriye denk gelmedim. Bu yüzden size de aman mutlaka şunu okuyun bu olmazsa olmaz demeyeceğim. Herhangi bir çeviriyi alın okuyun ya çok da fark olmayacaktır. En kötü bilenler İngilizce okumaya çalışsınlar. Zaten ipince bir kitap yani 20-30 sayfa o kadar da zorlamayacaktır. Ama her türlü okunması gereken önemli bir eserdir. Ayrıca bu metin bir tek Platon tarafından değil, Kısenof tarafından da ele alınmıştı. Ama en çok aktarılan, tercüme edilen ve günümüze ulaşan versiyonu Platon tarafından yazılanıydı ki bu da bir tezatlık barındırır. Zira Sokrates yazmaya karşı olan biriydi. Diyalogcuydu. Bu yüzden de hiçbir şekilde not almaz, yazmaz ve diyaloglarını da yazdırmazdı. Daha ziyade konuşan, karşılıklı etkileşim kuran bir insandı. Ama Platon hani söz uçar yazı kalır mantığıyla adam ne anlattıysa, ne söylediyse, ondan duyduğu her şeyi metinlere nakletmeye çalışmış bir yandan da iyi bir şey yapmış aksi halde bütün Sokrates külliyatından uzak kalmış olurduk. Şimdi Sokrates'ten bahsetmek lazım ama onun da hemen idamına gelmeden biraz hayatından bahsetmek gerekiyor. Yani bu adam niye idam edildi? Ne oldu? Ne bitti? Şöyle özetleyeyim. Sokrates mahalle mahalle gezen ve bilgi olduğu, öğretmen olduğu, bir şeyler bildiği iddia edilen kaç tane adam varsa onlarla tartışan ahlak, etik, siyaset, hakikat. Bunlar hakkında münakaşa eden biriydi ve bu ona gerçekten büyük bir ün kazandırmıştı. Zira Sokrates kimle tartıştıysa her daim galip gelmişti. Yani şu adam botanik konusunda uzmandır. Şu kişi siyaset felsefesinde mükemmeldir denen kaç tane adam varsa Sokrates her biriyle tartışıp aslında o kadar da önemli olmadıklarını gösteren ve ya ben de önemli değilim merak etmeyin yani ben de cahil bir adamın tekiyim ama bu adamlar benden daha cahil sizler biraz öyle büyütmüşsünüz sadece gibi bir tavır takınan ve bu yüzden de birçok insan tarafından nefretle anılan hatta herkesin gıcık duyduğu bir adam haline gelmiştir. Yani şöyle düşünmek lazım bir adam geliyor ve bütün üniversitelerimizde tek tek tüm öğretmenlerle tartışıyor ve herkesin ne kadar cahil olduğunu gösteriyor. Ya da bir adam geliyor ve işte Kur'an'ı, kutsal kitapları yorumlamış, okumuş, anlamış ve bütün din adamlarıyla tartışıp hepsinin esasen din bakımından ne kadar cahil olduğunu gösteriyor. E bu adamlar bir itibar kazanmışlar. Bu adamlar para kazanmaya başlamışlar. Meslekleri bu. Ve bir yerden Sokrates diye bir adam çıkmış öyle Pespa'ya gezen bir adam. Yani ünlü değil, asil değil, zengin değil ama bir yandan da süper zeka ve felaket laf oyunu yapıyor. Yani gerçekten ne yapıyor, ne ediyor ve sizin haksız olduğunuzu bir şekilde size kabul ettiriyor. Resmen soru üstüne soru. Ki Sokratik yöntem derler. Hani matruşka gibi. Şunu mu söylemek istiyorsun? Peki bunu derken bunu mu söylemek istemiştin? Peki bunu derken şu anlama mı geliyordu? Bu anlama geliyorsa eğer aslında kastettiğin şu muydu? Sabaha kadar susmuyor yani. Kurtulma şansın yok. Ve bu Atina'daki bütün eğitim sistemini kökten değiştiriyor. Çünkü sofistik dediğimiz bir eğitim anlayışı var. Bu alimler, ulemalar, bilgeler yani Sokrates'in tartıştığı insanlar bir konuda uzmanlar ve bu uzmanlıklarını para karşılığında paylaşıyorlar. Yani öğretmenlik yapıyorlar. Ama bu öğretmenlik gerçekten de pahalı. Öyle 3-5 kuruşa değil de hani kral çocuğuna, politikacı çocuğuna, yani zengin olanlara, gerçekten iyi para verebilecek olanlara özel bir eğitim veriyorlar. Hatta Gorgias'ın bu şekilde kendine altından bir heykel yaptıracak kadar para kazandığı dahi söylenmektedir. Ha, muhtemelen abartıdır ama neticede gerçekten de sofist eğitimden mükemmel para kaldırıldığı hemen her kaynakta yazmaktadır. Tabi bunda rekabetin de önemi epey yüksek. Mesela diyelim ki ben bir senatör veya önemli bir mevkiye gelmiş önemli bir insanım ve evladım da önemli mevkiye gelsin istiyorum. Bu durumda alabileceği en iyi eğitimi alması lazım. Hem hitabette hem bilimde hem felsefede hem her alanda. Bu yüzden de iyi bir hatip olması amacıyla en iyi hatipten, en iyi ustadan en yüksek parayı verip eğitim aldırmam gerekir. Ama aynı hocadan başka biri daha eğitim aldığı takdirde bu durumda eşitlenmiş oluruz. Haliyle başka bir konuda başka bir eğitmenden de başka bir eğitim aldırmam gerekir. Yani aynı anda 3 tane hocadan 5 tane hocadan eğitim aldırmam gerekir. Ya da bir hocaya o kadar çok para vermem lazımdır ki başka birine eğitim vermeye gitmesin. Yani bir tek benimle anlaşsın. Ama bu eğitimin de ne kadar doğru bir eğitim olduğu tartışmalı. Zira karşımdakinin ihtiyaç duyduğu şey değil de istediği, talep ettiği, sipariş ettiği şeyi öğretmem gerekiyor. Yani hakikati değil, işine yarayacak şeyi öğretmem gerekiyor. Ve bu tartışma sanatında falan da geçerli. Yani karşımdaki her türlü üstün gelmeli eğer politikaya, askeriyeye veya başka bir alana atılacaksa mutlaka galip çıkmalı. Haklı olsa da olmasa da tartışmadan muzaffer ayrılmalı. Bu yüzden de ona her türlü çakallığı, hileyi, hurdayı öğretmem gerekir. Zaten bununla alakalı yani tartışma kazanmak üzerine bir video paylaşmıştım. Merak edenler bakarlar. İşte Atina'da bu şekilde para karşılığında eğitim veren birçok hoca varken ve bu adamlar bir itibar kazanmışken Sokrates diye bir adamın ortaya çıkması ve herkesin itibarını yerle bir etmesi ve üstelik hiçbir para istemeden bedavaya eğitim vermesi problemdi. Sokrates niçin bedavaya eğitim veriyordu? Çünkü esasen bir eğitim verme iddiasında değildi. Bu adam onunla tartış, bununla tartış, bin kişiyle tartışınca zaten bir şöhret kazanmıştı ve insanlar acaba Sokrates bugün kimle tartışacak diye merak edip peşinden gitmeye başlamışlardı. Bu tartışmaları dinleyip, izleyip, işte Sokrates'e sorular sorup, ondan akıl alıp onu adeta mentor yapmışlardı. Ama Sokrates ben öğrenci istiyorum ya da gelin öğrencim yapayım ben size eğitim vereyim gibi bir iddiaya sahip değildi. Zaten bu yüzden öğretmenlik iddiasında olmadığından herhangi bir para da almıyordu. Ama hal böyle olunca başkalarından para karşılığı eğitim alanlar Sokrates'ten bedavaya eğitim almak mümkün olduğundan dolayı başkalarından eğitim almayı bırakıp Sokrates'i takip etmeye başlıyorlar. Yani burada bir problem yaşanıyor. Millet hem para hem de itibar kaybedince Sokrates hakkında şikayetler başlıyor. Sokrates gençleri yoldan çıkardı işte ateizmi yayıyor var oldu var bir sürü şey söylüyorlar. Bin defa Sokrates'i bu yoldan geri çevirmeye çalışıyorlar ama Sokrates hiçbir şekilde geri adım atmıyor ve en sonunda mahkemeye çıkartıyorlar. Ama mahkemede de yine onca tavize rağmen alttan almıyor. Hatta biraz zorlayıp resmen <laughs> kaşınıyor ve en sonunda idam ediyorlar. Ve Sokrates idam edildikten sonra bu adam yıllardır orada konuştuğu, burada konuştuğu, mükemmel tespitler yaptığı, iyi tartışmalara imza attı ama Hiçbir şey yazmadı hiçbir şey bırakmadı e, bu adam unutulmasın bari deyip onu sevenler öğrencileri onun felsefesini devam ettirmek maksadıyla bir takım felsefe okulları açıyorlar hatta şöyle birkaç tane hemen okuyalım bu okullar arasında milattan önce 4. yüzyılın başlarında Megaralı Öklit tarafından kurulan Megara Okulu, Sinoplu Diyojen ve Atinalı Antistenes'in öncülük ettiği Kinik Okulu, Aristipos tarafından kurulan Kirene Okulu ve Elisli Fedon tarafından kurulan Elis Eretria Okulu örnek verilebilir. Ama tabi devamında Platon'un kuracağı akademi ve ondan sonra da Aristo'nun kuracağı Liseyum var. Tabi liseum tam da Sokratesçi bir okul değil ama yine de Sokrates etkisi bütün Yunan coğrafyasında görülmektedir. Şimdi savunma toplamda 25 fragmandan oluşuyor. Yani 17 A'dan 42 A'ya kadar. Fragman, fragment bunlar niye önemli? Antik çağlarla alakalı metinler genelde fragman numaralarıyla ele alındılar. Yani işte sayfa sayfa değil de bölüm bölüm. Tablet gibi daha ziyade. Zira bunlar Net bir şekilde elimize ulaşmış değiller. Önce Roma'da sonra Arap topraklarında sonra Latince versiyonuyla ya yani birçok defa bunlar tercüme edildi ve en doğru en tam en eksiksiz tercümeler belli bir kategoriyle ele alınmaya başlandılar. Bu yüzden de bir tercüme yapıldığında genelde bu fragmanlar üzerinden tercüme yapılır. Haliyle hangi yayın evinden okunursa okunsun, acaba doğru tercüme edilmiş miydi ya falan diye merak ettiğinizde fragman numarasına bakıp o fragmanı kontrol etmek yeterli olacaktır. İnternette zaten fragmanların hem antik Yunanca hem de İngilizce versiyonları var. Ya yani merak edenler bakarlar. Sokrates savunmaya şöyle başlıyor: Ey Atinalılar, beni suçlayan kişilerin duruşma sırasında yaptıkları konuşmalar size ne düşündürdü bilmiyorum. Ama kullandıkları ikna edici kelimeler az kalsın bana bile kim olduğumu unutturuyordu. Oysa ki sözlerinin tek bir kelimesi dahi gerçeği yansıtmıyor. Söyledikleri yalanlar arasında özellikle bir tanesi beni son derece şaşırttı. Size dikkatli olmanızı söylediler. Çünkü güya iyi bir konuşmacıydım ve bu sayede hepinizi aldatacaktım. Ben daha dudaklarımı kıpırdatır kıpırdatmaz söyledikleri kadar iyi bir konuşmacı olmadığımın ortaya çıkacağını biliyorlardı. Tabii iyi konuşmacılıktan kastettikleri doğruların gücünü arkaya almaksa o zaman başka. İşte o zaman gerçekten de iyi bir hatip olduğumu kabul ederim. Ama onların sözünü ettikleri manada değil. Yani ben sizi manipüle edip kandırıp yalan söyleyip aklınızı çelmeyeceğim. Ne söylüyorsam doğruyu söylüyorum. Ama gerçekten konuşmaya başlayış Güzel yani beni bile kandıracaklardı ya bu ben miyim diye düşündüm falan. Bayağı samimi yani bakınca. Yani adam hakkında bin tane suçlamada bulunmuşlar ve adam da mahkemeye çıkarılmış. Ya sürgüne yollanacak ya hapse atılacak ya yüklü miktarda para ödemesi gerekecek ya da idam edilecek. Yani büyük bir problem. 70 yaşında bir adam bu yani evli, çoluğu, çocuğu var. Ve buna rağmen soğukkanlı bir şekilde laf sokmaya ve kendini mükemmel bir şekilde savunmaya devam ediyor. İlk olarak şahsıma yöneltilmiş daha eski suçlamalara ve bu suçlamaları dile getiren kişilere cevap vermek zorundayım. Sonrasında daha yeni olanlarından devam edeceğim. Çünkü öteden beri şahsıma yönelik suçlamalarda bulunan pek çok kişi var ve bu haksız suçlamalarını yıllardan beri aralıksız sürdürüyorlar. Yani Sokrates önce en eskiden başlıyor ardından da güncel suçlamalardan devam edip tek tek çürütmek niyetinde ve burada mahkemeye verenler genelde Anitus ve Meletus adında iki kişi ve en çok da bunlarla kavga edecek zaten metin ilerliyorken bunları da göreceğiz. Bu suçlamalardan da en yaygını şu Sokrates bir ateist ve gençleri de dinden çıkarıyor. Halbuki bu yanlış zaten Sokrates de bunu inkar eder ama bakıldığında antik Yunan'da en katı atomcu diyebileceğimiz Demokritos veya Lykipos gibi insanlar dahi tam anlamıyla ateist değillerdir. Yani yaratıcı kuvvet veya ilk etki edici neden ya da ilk madde hep bir öz, bir varlık, bir kuvvetten bahsederler. Ayrıca Sokrates zaten tam tersi bırakın ateist olmayı kendine tanrıdan vahiy geldiğini iddia edecek kadar ilerliyor. Tabi burada kastettiğim daimonlar değil yani demon daha ziyade. Daimon demon diye okunur bugünkü demon, şeytan anlamındadır. Şöyle özetleyeyim konu çok dağılmadan. Sokrates hep bir tartışmaya gireceğinde veya bir işe kalkışacağında içinden bir sesin ona seslendiğini söyler. Ve çocukluğundan beri o ses şunu yap şunu yapma demiş. Sokrates de o doğrultuda ilerlemiş. İşte insanlar diyor ki aha bak melekle konuşuyor, şeytanla konuşuyor, Allah'la konuşuyor. Halbuki bakıldığında bu vicdandır. Yani adam net bir şekilde vicdanından bahsediyor. Ama bu tabii ki Sokrates'in ilahi bir bağlantısı olmadığını ya da öyle bir şeye inanmadığını göstermez. Daha sonra da anlatacağım üzere kahin ve kehanet muhabbetinde bunu daha iyi anlayacağız. Bir yandan da Sokrates burada onu övüp böyle göğe çıkartanlardan şikayetçi. Çünkü başıma ne geldiyse onlardan geldi. Onlar beni alim yaptı, ulema yaptı, en bilgi adam yaptı. Ders almak için peşimde koştular. Bu yüzden de millet beni kıskandı, bana gıcık oldu. Halbuki benim öyle bir iddiam yok diyor. Bu da doğru yani insanlar özellikle basıflı kişileri ilahlaştırmak konusunda gerçekten dünden razı davranıyorlar. Bugün de öyle 2500 sene önce de öyleymiş. Yani Pisagor'da veya Empedokles'te ya da peygamberlerde zaten benzer bir tavrı görebiliyoruz. Şimdi devam ediyorum. Hakkımda dedikodular yayanlar arasında en tehlikeli olanlar size bu sözünü ettiğim kimselerdir. Siz daha birer çocukken yalanlarıyla sizi kandırmaya başladılar. Size göklerin ve yerin sırlarını araştıran Sokrates adında bilge bir adam olduğunu söylediler. Sizi onun yalanları gerçekmiş gibi gösterdiğine inandırdılar. Hakkımda dedikodular yayanlar arasında en tehlikeli olanlar size bu sözünü ettiğim kimselerdir. Çünkü bunları dinleyen insanlar Yerlerin ve göklerin sırlarını araştıran kimselerin tanrılara inanmadığını düşünür. Üstelik bu kişilerin sayısı çoktur ve beni uzun zamandan beri bu gibi suçlarla itham etmektedirler. Sizinle onlara kolaylıkla inanabileceğiniz yaşlarda konuştular. Bazılarınız delikanlı ya da çocuktu. Bu suçlamalar karşısında kendimi savunma şansı bile bulamadım. Daha da absürt olan kim olduklarını bile bilmiyorum. Bir oyun yazarı dışında size isimlerini dahi söyleyemem. Şeytanca iftiralarla akıllarınızı çelenlerle ki içlerinden bazıları söyledikleri yalanlara kendileri bile inanmıştır. Baş etmesi çok güçtür. Çünkü onları yargıç önüne çıkarıp sorgulayamazsınız. Burada bahsettiği oyun yazarı Aristofanes'tir. Aristofanes epey meşhur bir tragedya yazarıdır. Ve kuşlar oyununda Sokrates'i e özenenlerle alay etmek amacıyla esokraton şeklinde bir kavram üretmiştir ve bu özenti anlamına gelir. Devam ediyorum. En baştan başlayacak ve namusuma leke süren Meletus'u şahsıma dava açmak hususunda yüreklendiren bu suçlamanın ne olduğunu soracağım. Şimdi bu iftiraları atanlar hakkımda neler söylüyorlar? Davacılarım olacak bu şahıslar diyorlar ki Sokrates göklerin ve yerin altındaki şeylerin sırlarını araştıran yalanları gerçekmiş gibi göstermek konusunda mahir olan bir günahkardır. Özü itibariyle suçlama bu. Ancak gerçek şu ki benim bu öğretilerle hiçbir ilgim yoktur. Ey Atinalılar! Şu an burada hazır bulunanların pek çoğu bu söylediklerimin doğru olduğuna şahittir. Kendilerine diyorum ki söyleyin ey bana kulak verenler bu konulara ilişkin benden tek bir kelime işittiniz mi? Şayet işitmiş olanlarınız varsa açık açık anlatsın. Göreceksiniz ki hakkımda söylenen diğer şeyler de bir o kadar asılsız. Bu suçlamalarda doğruluk namına bir şey yok. Yani evet gerçekten de bu açıklamadan sonra kimse kalkıp da ya Sokrates bana Allah yok dedi, dinler yalan dedi, Zeus var ya işte topmuş falan gibi şeyler söyledi diyen birini görmüyoruz. Bu yüzden de Sokrates burada aslında haklı olduğunu ispatlamış. Devamında da para karşılığı ders verdiğine yani kara borsadan el altından sofistik yaptığına dair iddialar var. Bir iki tane okuyalım şöyle pasaj bakalım ne söylemiş ne açıklama yapmış ki o da yanlış öyle bir şey yok. En başından söylemiş olayım. Atina'da ikamet eden Paroslu bir filozof olduğunu duymuştum. Kendisini nasıl duyduğumu anlatacağım size. Sofistlere dünyanın parasını harcayan bir adamla Hiponikos'un oğlu Kalyas'la karşılaşmıştım. Oğulları olduğunu önceden biliyordum. Kalyas dedim ona. Her iki oğlun da tay ya da buzağı olsaydı onları teslim edecek birilerini bulmak senin için pek de zor olmazdı. Onları potansiyellerinin el verdiği kadarıyla eğitip mükemmelleştirecek bir at bakıcısı ya da çiftçi alırdın işe. Gel gör ki oğulların birer insanlar. Hal böyleyken onları kimin gözetimine vermeyi düşünürdün?'' Onlara insani ve siyasi meziyetler kazandırabilecek bir öğretmen tanıyor musun? Elbette diye karşılık verdi. Kim o diye sordum. Nerede yaşıyor? Karşılık olarak ne kadar para istiyor? Sözünü ettiğin kişi paroslu evenustur diye cevapladı. Ders için 5 mina ücret alıyor. Kendi kendime ne mutlu evenusa diye düşündüm. Gerçekten bilge bir adam ve buna rağmen çok mütevazı bir meblağ talep ediyor. Ben de onun gibi bilgili olsaydım bundan büyük bir mutluluk duyardım. Yani görüldüğü gibi işte ben o kadar iyi bir konuşmacı değilim, ben o kadar bilgili değilim, ben abartıldığım kadar alim değilim sürekli söyleyen bir adam. Yani bakıldığında tam bizim halkın seveceği mütevazı bir herif ama bir yandan da hiçbir hareketi mütevazı değil. E, madem öyle bu adam hakkında bunca suçlama niye ortaya çıktı veya bu adam niye vazgeçmedi niye uzattı? Niye bu kadar büyüdü bu olay diye soracak olursanız az önce işaret ettiğim kahin ve kehanet muhabbetine geliyoruz. Zaten bundan sonrasında Sokrates de bu hikayeyi anlatıyor zira insanlar iyi de ateş olmayan yerden duman çıkmaz diyorlar. E ben hikayeyi burada tek tek okumaktansa size özetleyeyim daha iyi olur. Sokrates'in Kairothon adındaki bir arkadaşı bir gün Delfi'deki Apollo tapınağına gitmiş ve oradaki kahinle yani peygamberle konuşmuş. Ve ona dünyadaki en bilge adam kimdir diye sormuş. Kahin de Sokrates'tir demiş. Adam da Allah Allah Sokrates mi? Ben söyleyeyim bakalım hani belki de beri yoktur falan diye bunu Sokrates'e aktarınca Sokrates olur mu ya ben... Ben kim bilgelik kim ya ben cahilci hele adamın tekiyim gibi bir şey söylemiş. Ama kahin söylüyorsa bir bildiği vardır. E, kahin yalan söyleyecek değil, değil mi? Bu yüzden de Sokrates bir bakalım kahin mi haklı, ben mi haklıyım diyerek bilge olduğu iddia edilen bütün sofistlerle yani bilgili insanlarla tartışmaya başlamış ve bütün bu Atina sokaklarında tek tek milletle tartışma ve at sineği olma muhabbeti böyle başlıyor. Fakat Sokrates Kaç kişiyle tartışıp yenerse yensin ya ben hakikaten de bilgeyim galiba diye düşünmüyor. Şöyle düşünüyor. Ya ben çok bir şey değilim de bu adamlar cahil. Ya yani bunlar halk tarafından pohpohlanmışlar ve kendilerini de gerçekten bilge zannetmişler. Yani bilge olmadıklarını bilmiyorlar. Ve bütün şu tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir muhabbeti de böyle ortaya çıkıyor. Yani ben bin kişiyi de yensem esasen o adamlar da cahiller. Ama o adamlar cahil olduklarının farkında değiller. Bense farkındayım. Bu yüzden de hani onlardan bir tane bir şey fazla bilmiş oluyor. Şunu tasdik edecek bir konuşmasını şöyle okuyayım ben fazla uzatmadan. Ben de bilgeliğiyle nam salmış birinin yanına gittim ve onu gözlemledim. İsmini burada anma gereği duymuyorum ama kendisi bir politikacıydı. Onunla konuşmaya başladığımda ister istemez hiçbir bilgisi olmadığı sonucuna vardım. Sadece etrafındakiler onun bilge bir adam olduğunu düşünüyorlardı. Kendisi de bilge bir adam olduğu kanaatindeydi ama işin aslı öyle değildi. Ona bu durumu açıklamaya çalıştım. Ama onun ve o esnada sözlerini işiten birkaç kişinin düşmanlığını kazanmak dışında hiçbir şey elde edemedim. Sonunda oradan ayrıldım ve uzaklaşırken kendi kendime hiçbirimizin gerçekten iyi ve güzel olan herhangi bir şey bildiğini düşünmüyor olsam da ben bu adamdan daha bilgiliyim. Çünkü o hiçbir şey bilmiyor ama öyle sanıyor. Oysa ben ne bir şey biliyorum ne de bildiğimi düşünüyorum. Bu durumda ondan daha üstün sayılırım dedim. Sonra bir başkasının yanına daha gittim ve bu kişinin daha da bilgili olduğu düşünülüyordu. Ama netice itibariyle vardığım sonuç bir öncekinin birebir aynısıydı. Yanındakilerle birlikte bana düşman oldu. Daha sonra bir ona gittim bir buna kendime yeni yeni düşmanlar edinmekte olduğumu dehşet içerisinde fark ediyordum. Öte taraftan Tanrı'nın sözlerine öncelik vermem gerektiğini de düşünüyordum. Onun içindir ki bilgi olarak isim yapmış herkese araştırmaya devam etmeli, kahinin sözlerinin ne anlama geldiğini bulmalıydım. Ve size yemin olsun ki ey Atinalılar, en sonunda bu bilgi olarak tanınan kişilerin çoğunun birer aptaldan başka bir şey olmadığını gördüm. Daha alt tabakadan olan insanlar onlardan daha bilgeydi. Bakın burası gerçekten önemli çünkü bu öyle kendini savunmaya çalışan bir adamın ifadesi değil. Burada bir eğitim tenkidi var. Yani öğretmenlikten, verilen eğitimden, kaliteden, bilgi birikimden bahsediyor. E günümüze uyarlayalım. Bugün dahi profesörlük title'ı almış ve eğitim veren birçok kişi aslen boştur. Yani birçoğuna ben kendim şahit oldum. Adam akademisyen olmuş. Hayvan gibi maaş alıyor. Profesör diye oraya koymuşlar. Cahil. Ya yani anlattığı şeyi kendi bilmiyor. 40 yıl önce bir tane kitap okumuş. Orada bir iki bir şey ezberlemiş. 40 yıldır bir daha dönüp bakmamış. Yeni ne araştırıldı, ne ortaya kondu, ne öğrenildi, ne bulundu. Hiç fikri yok. Bir öğrenci bir şey sorduğunda ya da adam bilmediği bir şeyle karşılaştığında tribe giriyor. Kafayı yiyor. 2400 yıldır hiçbir şey değişmemiş. Şu metin M.Ö. 400'lerden kalma ya da 4. yüzyıl diyelim daha doğru olur. Yani 2400 yıllık Kur'an'dan, İncil'den daha eski bir kaynaktan bahsediyoruz ama değişen hiçbir şey yok. Neyse devam ediyorum. Devlet adamlarıyla işimi bitirdikten sonra yüzümü şairlere doğru çevirdim. İçlerinde tragedya yazarları ve Diframbos şairleri gibi envai çeşit yazar vardı kendi kendime şimdi göreceksin diyordum. İşte şimdi onlardan daha bilgisiz olduğunu göreceksin. Eserlerinde bulunan en özenle yazılmış, üzerlerinde en çok uğraşılmış pasajları seçip bana bir şeyler öğretebilecekleri düşüncesiyle söz konusu yazılarında ne anlatmak istediklerini sordum onlara. Söyleyeceklerime inanacak mısınız bilmiyorum. Bunu söylemekten neredeyse utanıyor olmama rağmen orada onların eserleri hakkında konuştuklarından daha güzel konuşamayacak Neredeyse tek bir kişi bile yoktu. Burada bahsettiği kişiler o ağır işlerde çalışan inşaatçı ya da mermer işçisi. Ve böylece çok geçmeden anladım ki şairlere şiirlerini yazdıran şey bilgelik değil, kahinlerin ve falcıların sahip oldukları türden tanrı vergisi bir yetenek ve bir çeşit ilhamdı pek çok güzel şey söylüyor olmalarına rağmen ne söylediklerinin farkında bile değillerdi bu insanlar. Edebi konulardaki kabiliyetlerinden ötürü aslında hiç de öyle olmamalarına rağmen diğer konularda pek bir bilgili oldukları sanısına kapılmışlardı. Ki bu tavır bugün de devam eder. Birisi mükemmel bir şarkıcıdır. Bir anda onun politik görüşü veya tuttuğu takım kıymetli hale gelir. Yani o kişinin bilmem kimle alakalı yorumu mükemmel bir yorumdur. Dikkate alınması lazımdır. İyi de adam şarkıcı yani iyi bir şarkı söylüyor olması iyi bir politikacı, siyasetçi ya da tarihçi olduğu anlamına gelmez. Veya mükemmel futbol oynayan bir adamın zamanında Türkler şurada katliam yaptı demesi bu tarihte yaşanmadığı halde böyle bir iddiada bulunması bu şekilde bir propaganda yapması gerçekten de iddiada bulunduğu şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Veya ciddiye almak gerektiği anlamına gelmiyor. Çünkü o adam futbolcu. Ama niye ise bugün dahi birisi bir konuda iyise eğer her konuda iyi olmasını bekliyoruz. Nasıl ki politikacılar karşısında üstünsem aynı şekilde şairler karşısında da üstündüm ve bu düşünceyle yanlarından ayrıldım. En sonunda zanaatkarların yanına gittim. Çünkü hiçbir şey bilmiyor oluşumun farkındaydım. Buna karşılık olarak onların pek çok güzel ve faydalı şey hakkında bilgi sahibi olduklarından emindim. Elbette ki bu düşüncemde yanılmamıştım. Keza benim bilmediğim pek çok şey biliyorlardı ve bu da onları bu konularda benden daha bilge biri yapıyordu. Ne var ki en iyi zanaatkarlar bile şairlerin düştüğü hatanın aynısını tekrarlıyorlardı. Maharetli birer zanaatkar oldukları için pek çok önemli konuda da bilgi sahibi olduklarını düşünüyorlardı. Yani Sokrates diyor ki ben kahinin kehanetini yanlışlamak için ne kadar uğraştıysam o kadar doğrulamış oldum. Ama işte bu kahin muhabbeti de uydurma olabilir tabii ki yani gerçekten öyle bir şey yaşandı mı yaşanmadı mı bunu bilmek mümkün değil. Bakıldığında Sokrates bayağı gıcık, herkesle tartışan, üstüne vazife olmayan her konuya salça olan ve resmen iki kişi konuşuyorken bir anda üçüncü kişi olan ve istenmeyen adam konumuna düşen enteresan bir karakter. Bir de şu var tabii yani bu adam sözde mütevazı ama işte tek bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyor. Fakat bir yandan kimsenin bilmediği dünyadaki en önemli şeyi bildiğini iddia ediyor. Yani ben zaten hepinizden çok şey biliyorum demiş oluyor bir yerde. Savunmaya devam ediyor ve sonra onu mahkemeye verenlerden birisi olan Meletus'la tartışmaya başlıyor. Meletus diyor ki "Güya gençleri yozlaştırıyormuşum." Ben de diyorum ki "Meletus kötülük yapanın ta kendisidir." Öne çık Meletus ve sana bir soru sormama izin ver. Gençlerin kendilerini geliştirmelerini önemsiyorsun değil mi? Evet önemsiyorum. O halde onları eğitip yetiştiren kişinin kim olduğunu yargıçlara söyle. Onları yozlaştıranın kim olduğunu bulmak için elini taşın altına koymuşsun ve beni yargıçların önünde bununla itham ediyorsun. O halde onları yetiştiren kişinin kim olduğunu da biliyor olman lazım. Sonra Meletus bir sessiz kalıyor falan cevap vermiyor. Sokrates de, ne oldu bak ağzını açamadın gibi kekoca laflar söylüyor ve en sonunda söyle bakalım onları daha erdemli yapacak olan kişi kimdir diye soruyor. Meletus da yasalar diyor. Ama bu bahim bu benim sorduğum soru değildi. İlk önce kanunları bilen kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum huzurlarında hazır bulunduğun yargıçlar Sokrates. Yani onlar gençleri eğitip yetiştirebilirler mi? Öyle mi demek istiyorsun Meletus? Elbette. Peki bu söylediklerin hepsi için mi yoksa sadece içlerinden bazıları için mi geçerli? Hepsi için. Tanrıça Hera'ya şükürler olsun. Sayıları ne kadar da fazlaymış. Alttan alttan yine alay ediyor yani. Çok klasik. Peki bizi izleyenler için ne söyleyeceksin? Onlar da gençleri eğitip yetiştirebilirler mi? Evet. Peki ya senatörler? Evet, senatörlerdi. Ama belki de halk meclisi üyeleri gençleri yozlaştırıyordur. Yoksa tam tersi mi? Tam tersi. Bu durumda her Atinalı gençleri eğitip doğru yöne sevk edebiliyor demektir. Yani benim dışımda herkes. Onları yozlaştıran sadece ben miyim? Bunu mu iddia ediyorsun? Evet, tam olarak bunu iddia ediyorum. Eğer bu doğruysa demek ki ben gerçekten çok talihsiz bir adamım. Eğer iddia ettiğiniz gibi bir kişi dışında dünyanın geri kalanı gençlerin iyiliğini isteseydi gençliğin durumu fevkalade olurdu. Gerçekten çok güzel bir cevap yani. Madem bir tek ben kötüyüm, öyleyse niye halen uzay çağına çıkmadık? Yani Sokrates sanki Atina'yı bir gecede cahil bırakmış gibi davranıyorlar. Enteresan bir kafa. Ve şimdi sana sormam gereken bir soru daha var. Kötü kişilerle mi yoksa iyi kişilerle mi birlikte yaşamak daha iyidir? İyiler etrafındaki kişilere iyilik, kötüler etrafındaki kişilere kötülük etmez mi? Elbette. Etrafındaki kişilerden faydalanacağı yerde zarar görmeyi tercih edecek herhangi bir kimse var mıdır? Şüphesiz yoktur. Peki beni gençlere kötü örnek olup onları yozlaştırmakla suçlarken bunu onlara isteyerek mi yoksa istemeden mi yaptığımı iddia ediyorsun? isteyerek yaptığını iddia ediyorum. Tamam da iyi kimselerin çevrelerindeki kişilere iyilik, kötü kimselerin kötülük ettiğini biraz önce kendi ağzınla söylemiştin. Daha doğrusu onaylamıştı. Yani sen o fevkalade zekanla bu basit gerçeğin farkındasın ama ben şu yaşımda etrafımdaki kişileri yozlaştırırsam onlardan bana ancak zarar gelebileceğini bilmeyecek kadar büyük bir cehalet ve bilgisizlik içerisinde yaşıyorum. Üstelik bu da yetmezmiş gibi onları bilinçli olarak yozlaştırıyorum. Onları yozlaştırdığım falan yok ki şayet yozlaştırıyor olsam bile bunu isteyerek yapmıyorum. Dolayısıyla her iki durumda da yalan söylüyorsun. Ya bakıldığında evet madem kötüler kötülük yapar, iyiler iyilik yapar ve isteyerek yaparlar. E, Sokrates de kötüyse ve bilerek gençlere kötülük yapıyorsa, gençleri de kötüye doğru yöneltiyorsa o gençler de kötü olduğu takdirde kötülük yapacaklardır. Yani Sokrates de ilerleyen zamanlarda onlardan kötülük görecektir. E bu adam enayi mi? Niye daha kötü bir ortamda yaşamak istesin? Yani bakıldığında aslında Sokrates ile alakalı öne sürülen iddialar zaten komikler ve bayağı da iftira boyutundalar. Ama Sokrates kendini gerçekten güzel bir şekilde savunmuş. Ha bu onu kurtarmaya yetmiş mi? Yetmemiş. Ama bu biraz da Sokrates'in tavrından kaynaklanıyor tabii ki. Devamında şöyle ayrıntılara değiniyor. Diyor ki: "Hem benim dinsiz olduğumu, ateist olduğumu iddia ediyorsun, hem de daha sonra diyorsun ki Sokrates bizim tanrılarımızı reddedip yeni tanrılar getiriyor. Eğer ben ateist olsaydım yeni bir tanrıya da inanmazdım. Yani gene yalan söylüyorsun. Devamında da güneşin ve ayın tanrı olmadığını iddia ettiğimi söylüyorsun. Lakin bu iddialarla ben eğer gençleri yoldan çıkarabiliyorsam Yıllar önce Anaxagoras aynı şeyi zaten söylemişti. Hatta Anaxagoras güneş yanan bir ateş topudur. Yani tanrı falan değildir dediği için mahkemeye çıkarılacaktı ve adam kaçmak zorunda kalmıştı. Haliyle zaten başkalarının çoktan söylediği ve herkesin bildiği şeyleri söylüyorsam bu durumda arkamda onca insanın oluşması ve bu kadar size batmam mümkün değildir. Çünkü 3-5 kuruş veren herkes zaten bunları kitaplardan okuyabilir. E o halde o kadar öğrenci niye peşimde koşuyor? Yani her türlü yalan söylüyorsunuz. Diyor ki evet bu da doğru bakıldığında. Bir de Anaxagoras ve Sokrates arasındaki bu kader ortaklığı da enteresandır. Anaxagoras mahkemeye güvenmediğinden kaçmış gitmiştir. Sokrates ise kalmıştır. Kaçsaydı Sokrates de hayatta kalacaktı kalmayı tercih etti ve idam edildi. Zaten daha sonra Kriton diyaloğunda kaçma teşebbüsleriyle alakalı bir şeyler de dönecek onları da okuyacağız. Devam ediyorum. Belki de aranızdan birisi çıkıp Sokrates seni böylesine zamansız bir ölümle karşı karşıya getiren bir ömür sürmüş olmaktan hiç utanmıyor musun diye soracaktır. Ona yanılıyorsun dostum diyeceğim. Kendisine karşı en ufak bir saygısı olan bir adam hayatta kalıp kalmayacağını değil, eylemlerinin doğru mu yanlış mı olduğunu, yaptıklarının iyi bir adama mı yoksa kötü bir adama mı ait olduğunu düşünmelidir. Sizin düşüncenize göre Truva'da toprağa düşen bütün o kahramanlar aslında o kadar da iyi değil derdi. Evet şerefsizliğe karşı her türlü tehlikeyi hor gören Tetis'in oğlu bile yani Akileus Aşil kalbi Hektor'u katletme arzusuyla doluyken, bir tanrıça olan annesi ona Hektor'u öldürür de Patroklos'un intikamını alırsa öleceğini söylemişti. Hektor'dan sonra kaderin seni bekliyor demişti de o tehlikeyi ve ölümü küçümsemiş, onlardan korkmak yerine dostunun intikamını alamayıp şerefine kara çalınmasından korkmuştu. O halde izin ver de öleyim diye cevap vermişti ve burada bu sivri burunlu gemilerin yanında işe yaramaz bir yük olarak duracağıma gidip de arkadaşımın öcünü alayım. Ölüm ve tehlike Aşilin umrunda olmuş muydu? İster kendi seçtiği yerde dursun, ister oraya komutanı tarafından yerleştirilsin, yeri neresi olursa olsun kişi tehlikeye göğüs germeli, ölümü ya da şereften başka bir şeyi asla düşünmemelidir. Devamında da ölüp ölüp tekrardan dirilsem dahi asla yolumdan vazgeçmeyeceğim gibi sağlam bir res çekiyor. Yani adam gerçekten dava adamı ve sonuna kadar gitmiş. Hatta bir diyalogda bunda değil daha sonra inceleyeceğiz. Karısı Sokrates idam edileceği için ağlıyorken ya seni işte haksız yere idam edecekler falan diye böyle gözyaşı döküyorken Sokrates ne yani haklı yere idam edilseydim daha mı iyi olurdu diyor. Yani en azından ben haklıyım. O yüzden de alnım ak. Son kısımlara geliyoruz yavaş yavaş ve burada o meşhur at sineği tanımlamasını yapıyor kendine. Yani beni idam etmekle bana değil kendinize kötülük yapmış olacaksınız çünkü bir daha başka bir Sokrates gelmez. Ben buraya tanrı tarafından yollandım. Atina uyuyan, uyuşuk, hareket etmeyen bir at gibiydi. Ben de bir at sineği gibi onu sürekli rahatsız edip ilerlemesini sağlıyorum. Yani ben size fayda sağlıyorum. Ayrıyeten beni öldürdüğünüzde esasen ölümsüz yapmış olacaksınız. Yani ben zaten kazanmış olacağım. Ama siz çok şey kaybedeceksiniz diyor ki doğru. Öyle de oluyor yani bakın hala Sokrates'ten bahsediyoruz. Şöyle çok sevdiğim bir bölüm var. Ey Atinalılar size doğruyu söylüyorum. Eğer yalan söylüyor olsaydım gerçekler şimdiye kadar çoktan ortaya çıkmış olurdu. Çünkü söylendiği gibi gerçekten de gençleri yozlaştırsaydım, aralarından yaşı kemale erip de gençlik günlerinde kendilerine kötü öğütler verdiğimin farkına varmış olanlar öne çıkar ve benden hesap sorarlardı. Yani adam her yönüyle mat ediyor. Ne tür bir iddia varsa tek tek iddiayı bölüp parçalayıp her ifadesinden, her ithamından başka bir problem çıkarıyor ve bakın öyle olsaydı böyle olurdu diyerek adamları resmen çaresiz bırakıyor. Yani adam boş yere meşhur olmamış. Sonlarda vasiyete benzer bir şey var ama tabi vasiyet değil yine laf sokma. Okuyalım. Ben de bir insanım ve tıpkı diğer insanlar gibiyim. Homeros'un da söylemiş olduğu gibi tahtadan ve taştan değil et ve kandan yaratıldım. Ve benim bir ailem var. Evet Atinalılar. Bir tanesi yaşını başını almış diğer ikisi hala çocukluk çağlarında olan 3 tane oğlum var benim. Ama beraat edilmem için sizden ricacı olsunlar diye onları buraya getirmeyeceğim. Niye biliyor musunuz? İnatçılıktan ya da size saygısızlık etmek istediğimden değil. Ölüm korkusu taşıyıp taşımadığımın da bir önemi yok. Ki şimdi bundan söz etmeyeceğim. Sebep şu ki böyle bir davranış kendime, size ve devletime karşı onur kırıcı olacaktır. Benim yaşıma gelmiş ve bilgi olarak anılan biri Hak etsin ya da etmesin kendini asla bu şekilde küçük düşürmemelidir. Ne olursa olsun dünya Sokrates'in diğerlerinden bir şekilde üstün olduğuna karar vermiştir. Ve şayet aranızda kendisine bilgi, cesaret ve diğer erdemler açısından üstün olduğu söylendiği halde bu şekilde davrananlar varsa yazıklar olsun o kişilere. Haklarında hüküm verildiğinde olmadık şekillerde davranan itibarlı kişiler gördüm ölmeleri halinde korkunç acılar çekeceklermiş. Yaşamalarına izin verilmesi durumundaysa ölümsüzlüğe kavuşacaklarmış gibi bir davranış içerisindeydiler. Bence bu kişiler devletimizin yüz karasıdır. Bizim gibi itibarlı kişiler bu tür davranışlar içerisinde bulunmamalıdırlar. Şayet bulunacak olurlarsa da onlara sizin tarafınızdan engel olunmalıdır. Sessiz duran adamı değil bu gibi küçük düşürücü hareketler sergileyerek şehrimizin itibarını iki paralık eden adamları yargılamaya daha meyilli olduğunuzu göstermelisiniz. Sayfa 55'te de şu meşhur sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez sözünü söylüyor ki halen daha alıntı yapılan bir aforizmadır. Son sözlerinden biri de şöyledir. Bilgi adam Sokrates'i ölüme göndermekle ey Atinalılar çok küçük bir kazanım elde edeceksiniz ama bununla birlikte şehrimizi çekiştirenlerin ithamlarına ve kınamalarına maruz kalacaksınız. Çünkü üzerinize çamur atmak istediklerinde aslında öyle olmadığım halde benim bir bilge olduğumu öne sürecekler. Biraz sabredebilseydiniz doğa bu arzunuzu kendiliğinden yerine getirecekti zaten. Zira sizin de fark edebileceğiniz gibi yaşını başını doldurmuş, ömrünün sonlarına gelmiş yaşlı bir adamım ben. Sözlerim hepinize değil sadece bana ölümü layık görenleridir. Yani diyor ki zaten sabretseydiniz ben 5 yıla 10 yıla kendi kendime ölecektim. Ama şimdi kahraman yaptınız. Arkamdan bilge diyecekler. Gelmiş geçmiş en önemli adamlardan biri diyecekler. Siz kaybettiniz yani. Yine devamında ben ya da bir başkası savaş alanında olduğu gibi mahkemede de ölümden kaçmaya teşebbüs etmemelidir. Ne pahasına olursa olsun. Doğru. Hiç şüphesiz kişi savaş sırasında silahlarını bir kenara atıp diz çökerek teslim olursa ölümden kaçabilir. Ve her şeyi söylemeye ve yapmaya hazır bir adam için Başka tehlikeli durumlarda da ölümden kaçmanın pek çok yolu vardır. Dostlarım, zor olan ölümden değil, adaletsizlikten kaçmaktır. Zira adalet ölümden daha hızlı koşar. Ben yaşlı ve yavaş hareket eden bir adam olduğumdan daha yavaş koşan beni alt etti. Yani ölüm. Bana iftira atanlarsa genç ve hızlı olmalarına rağmen daha hızlı koşmakta olan adaletsizlik onlara yetişti ve böylece yollarımız ayrılıyor. Ben yargıçlarınız tarafından ölüm cezasına çarptırıldım. Sizse doğruluğun yargıcı tarafından günahkarlık ve ahlaksızlığa mahkum edildiniz. Vallahi şurayı okurken tüylerim diken diken oldu yani. Adamı hissettim resmen ya o konuşmayı ki hani şu savunmayı belki de 4. 5. okuyorumdur belki daha fazla. Anitus, Meletus ve diğer insanlar şu anda anca böyle metinlerde küfretmek maksadıyla hatırlanıyorlar. Kimdiler, ne yaptılar, ne ettiler çok da umurumuzda değil. Ama Sokrates halen daha heykelleri koyulan, halen daha felsefe okuyanlara öğretilen, okutulan ve halen daha Platon'la yaşatılan mükemmel bir şahsiyettir. Ve tam bir örnektir. Yani bir filozof eğer olacaksa böyle olmalıdır. Devamında da tam Sokrates'e yakışacak şekilde genel bir laf söyleyip Kürsü'yü bırakıyor. Diyor ki: "Ölüm ya bir hiçliğe karışma, sonsuz bir uyku halidir ya da başka bir aleme, başka bir dünyaya göçtür. Eğer sonsuz bir uykuysa problem yok. Öte yandan eğer ölüm başka bir dünyaya gitmekse, e bu durumda hem buradaki yargıçlardan, burada beni eleştiren bu cahillerden kurtulmuş olacağım hem de önemli çağ kahramanlarıyla Hesiodos'la, Homeros'la" Önceki filozoflarla yani büyük insanlarla tartışmak ve konuşmak şansını yakalayacağım. E daha önceden şu kişi alimdi, bu mükemmel bir zekaya sahip diye pohpohlanmış, önümüze çıkarılmış bir sürü insan var. Onlarla tek tek tartışırım ve hangisi daha bilgeymiş görmüş olurum. Yani bu dünyada yaptığım şeyleri o dünyada da yapmaya devam ederim. Bundan daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Yani tam Sokrateslik bir mantık. Bu yüzden de zaten Son cümlesi şöyle. Ve ayrılık saati nihayet geldi, çattı dostlarım. Yollarımız burada ayrılıyor. Siz yaşayacaksınız, bense öleceğim. Ama hangisinin daha hayırlı olduğunu yalnızca Tanrı bilir. Evet, bu videoluk bu kadar. Ben Diamond. Diğer kitaplarda görüşmek üzere.